Tekrar merhabalar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Merak ettiklerimiz programının ikinci bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün doçent doktor İsmail Karagöz hocamla birlikteyiz. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatalım istiyorum. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numaraları üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam Abdurrahman Bey Ankara'dan şöyle bir soru sormuştu. Şafii mezhebinden bir kişi ikinci rekatta, sabah namazının ikinci rekatında kunut dualarını okuyabilir mi? Zaten Şafii mezhebine kunut duaları sabah namazında okunuyor. Hanefilerde böyle bir şey yok. Hanefilerde vitir namazının üçüncü rekatında rükûya gitmeden önce okuyorlar. Şafilerde sabah namazında rükûya gitmeden önce okuyorlar. Diğer sorusu kardeşimizin. Diğer sorusu da işte biz ettehiyatı bitirmeden imam kalkıyor öyle diyor. Evet. Biz hemen kalkalım mı yarıda kesip ettehiyatı yoksa tamamlayalım mı? Diyelim ki işte bir cümle kaldı. İmam ayağa kalkınca da siz onu tamamlayacaksınız. Yani imam kıyamdayken yetişebilecekseniz tamamlarsınız. Değilse yarıda kesip şey yapabilirsiniz. İmam uyup kalkabilirsiniz. Yani ama genellikle tamamlayabilirsiniz. İmam hemen kalkarken yıldırım hızıyla işte bir Fatiha okuyup geri üstün inmez. Yani. Yani o zaman bu imam çok hızlı okuyor demektir veya bu cemaat çok yavaş okuyor demektir. Evet. Diyor ki rükûda ben bir tane Sübhanallah, Sübhane Rabbil Azim deyince de o İmam Semiallahu Aleyhi Muhammed'e diyor. Bu iki ihtimalle bağlı. Bir, imamdan çok geç iniyor, rükûya eğiliyor. Veya imam çok hızlı söylüyor, cemaat de çok yavaş söylüyor, onun için yetiştiremiyor. Yani imamlarımıza da burada şey yapmayalım, haksızlık etmeyelim. Yani özel eğitim almışlar. Yani işte cemaat bir defa Sübhane Rabbil Azim deyince de imam 10 defa yani 3 defa, 5 defa diyebilir. Diyemez mi? Yani der. Yani dolayısıyla İmam Semiallahu Lümen Hamd'e dedi, biz bir defa dediysek biz de Semiallahu Lümen Hamd'e demeliyiz. Çünkü o aksi takdirde yani rükûda şey tahiyyattaki gibi değil burası. Yani siz rükûdasınız, Sübhane Rabbil Azim dediniz, İmam Semiallahu Lümen Hamd'e dedi. Siz de Semiallahu Lümen Hamd'e deyip kalkmazsınız çünkü İmam o kavme dediğimiz rükûdan kalkınca hemen gerisini secdeye gidebilir, yetişemeyebilirsiniz. Evet. Zaten bir defa söyleyecek kadar beklemek rükûda farzdır. Sübhane Rabbil Azim demek sünnettir. Üç sefer söylemek de sünnettir. Evet. Yani hiç Sübhane Rabbil Azim demesek bile rükûya eğilip de Sübhane Rabbil Azim diyecek kadar, bekledi mi farz yerine gelmiş olur. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Antep'ten, Gaziantep'ten Sultan Hanım telefon hattımızın diğer ucunda. Alo. Evet, iyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah, duacıyız. Hocam ben hocama bir sorum var. Kul hakkıyla ilgili. Şimdi bir insan karşı kişiden zarar görür, kalbi incinirse, ona hakkımı helal etmiyorum derse o günaha girmiş olur mu, olmaz mı? Yöneltelim inşallah hocamıza. İlave başka bir sualiniz var mıdır? Evet hocam, bir de şey, hani diyor namazı cemaatle kılmak daha sevaplıdır. Bu erkekler için geçerli. Hanımlar biliyorsunuz camiye gidip namaz kılamıyor her rekatta. O zaman hanımlar ne yapabilir bu konuyla ilgili? Bunu çok merak ediyorum. Yöneltelim inşallah hocamıza. Teşekkür ediyoruz sorularınız için. Hayırlı akşamlar efendim. Şimdi mesela siz bana zulmettiniz. Mesela iftira ettiniz. Ben de zarar gördüm. Sana hakkımı helal etmiyorum. Ahirette seninle hesaplaşacağız. Dediğim zaman günahkar olur muyum diye soruyor. Niye günahkar olsun? Hakkını. Hak benim değil mi? Yani. Yani helal etsem edebilirdim. Etmiyorum. Canım çok yandı. Ahirette onun sevaplarından almak istiyorum diyorsa. Peki sadece manen incinsek hocam? Bu manen, benim yani, söylediğimle manen inciliyorsun. Yani siz iftirada benim zulmümden beden, bir maddi bir zarar görmeseniz. Tamam işte yani İftira ettiniz, onurunuzla ilgili, haysiyetinizle ilgili. Tamam mı? Yani sizin malınıza bir zarar gelmedi, bedeninize gelmedi, eşinize gelmedi ama yani sizin yapmadığınız bir şeyi yaptı dedi mesela. Evet. Yani ondan incindiniz. İlla malınıza, bedeninize bir zarar vermesi şart değil. Şimdi İslam dininde kul hakkı çok önemlidir. Haklar iki kısma ayrılıyor. Kul hakkı, Allah hakkı. Allah kendi hakkını isterse affedebilir. Mesela bir kulun namazda eksiği varsa kıyamet gününde nafile namazlarla tamamlanacak. Evet, eğer nafile namazlarda yoksa kıyamet gününde ilk hesaba çekilme
Hangi amelden olacak? Namazdan. Şimdi farzları hesap edecekler. Farzlardan eksik çıktı diyelim. Evet. Melekler diyecek ya, ya Rabbi bu kulunun 5 senelik namazı eksik, ne yapalım? Bakalım nafile, bakın bakalım nafile namazı var mı? Aslında Allah biliyor ama ortaya çıkarmak için. İşte eksiklerini nafile namazda tamamlayacaklar. Eğer nafile namazı yoksa namazında eksiği olan kulun hali Allah'a kalır. Allah dilerse affedebilir, dilerse de cezalandırabilir. Bu Allah'ın hakkı. Bu Allah'ın hakkı. Ama birisi benim malımı çaldı veya bana iftira etti. Yani maddi veya manevi anlamda hakkım üstlendi. Benimle de helallaşmadı dünyada. Ahirete gittik. Peygamberimiz buyuruyor ki لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde haklar mutlaka sahiplerine ödenecek. Bak bu hadis-i şerif, ben bir vaazda bunu söylemiştim. Namazdan sonra cemaatin birisi dedi ki ya hocam bunu ikide bir söylüyorlar, bu kibar-ı kelam mıdır? Yani büyüklerin bir sözü müdür? Efendim ayet midir, hadis midir? Halbuki hadis demiştim. Bu hadistir. Buhari hadistir. Sahih bir hadistir. Peygamber sözüdür. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقِ اِلَى اَهْلِيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde mutlaka haklar sahibine ödenecek. Kıyamet gününde altın yok, gümüş yok, dolar yok, euro yok, Türk lirası yok, sterlin yok. Kıyamet gününde ödemeler sevapla olacak. Kıldığınız namazın sevabıyla, tuttuğunuz orucun sevabıyla olacak. Sevaplar tükenirse karşı tarafın günahlarını almak suretiyle kısaslaşma olacaktır. Onun için kul hakkına dikkat etmek gerekir. Ben veya Sultan Hanım hakkını karşı taraftakine affetmezse, affetmediği için günahkar olmaz. Şimdi gelelim ikinci sorusuna. Evet. Neydi ikinci sorusu? Hocam, ikinci sorusu... Ben söyleyeyim, erkekler cemaatle namaz kılarsa kılarken, 25 kat, 27 demiştim. Kat daha fazla sevap elde ediyorlar. Bu erkekler için mi böyle, yoksa kadınlar için de mi böyledir diye soruyor. Çok da merak ediyorum dedi. Efendim bu hem hanımefendiler için, hem beyefendiler için, hem erkekler için, hem kadınlar için böyledir. Yani kadın da cemaatle kılarsa 25 veya 27 derece daha çok sevap kazanır. Erkek de cemaatle kılarsa aynı şekilde çok sevap kazanır. Diyor ki erkekler camiye gidiyor, hanımlar da gidemiyor diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sabah namazları, yatsı namazları da dahil Müslüman hanımlar camiye namaza gidiyorlardı. Evet. Şimdi, yani günümüzde de Müslüman hanımlar isterlerse camiye, namaza gidebilirler. Buna hiçbir mani yok. Hatta gidilmesini biz teşvik ediyoruz. Evet, başkanlığımız bu noktada da çalışmalar yapıyor. Tabii Peygamberimizin uygulaması böyle yani. Dini bize anlatan Peygamberimiz değil mi? Evet. Yani onun zamanında sahabe hanımları, Müslüman hanımlar camiye geldiler. Günümüzün Müslümanları da gelsin. Evet. Hatta Peygamberimiz diyor ki camiye gitmek isteyen hanımlarınıza sakın engel olmayın diyor. Ashabına. Demek ki engel olmak isteyen, ya sen ne işin var camide, evinde kılıyor filan demiş olmalı ki. Peygamberimiz evet. diyor ki sakın hanımlarınıza, kızlarınıza camiye gelmek isterlerse engel olmayın. Evet. Teşekkür ederiz Ali Hocam. İstanbul'dan Seyhan Hanım telefon hattımızın diğer ucunda. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Benim sorum şey olacaktı hocaya. Cuma günü tek, cuma günü oruç tutulmaz deniliyor ama. Hı-hı. Mesela kandil günü, cuma, biz tek cuma günü oruç tutabilir miyiz? Yöneltelim hocamıza inşallah sualinizi. Hayırlı akşamlar diliyoruz, afiyette kalın. Cuma günü Müslümanların bayram günüdür. Şöyle düşünelim, ben adet edindim, her ayın birinci günü cuma namazı, birinci günü oruç tutuyorum, öyle düşünelim. Yani evet. bir Müslüman düşün ki, her ayın ben birinci günü oruç tutuyorum. Böyle bir kendime gelenek edindim. Cuma da birinci güne dek geldi. Tutabilir miyim? Cevap tutabilirim. Ama böyle bir alışkanlığım yok da benim ay içerisinde, hafta içerisinde bir gün oruç tutmak istiyor. Hasaten cuma günü seçmem doğru değil. Yani perşembe, cuma ikisini birlikte tutabiliriz. Perşembe, cuma, cumartesi tutabiliriz. Kandil günlerini de bu şekilde öncesi ve sonrasıyla tutarsak daha iyi olur. Yani kandil o güne de geliyorsa o günde tutulabilir. Neden tutulamaz hocam? Yani i̇şte cuma günü bayram. Onu izah edelim. Ya. İşte cuma günü bayram dedik ki. Cuma gün müminlerin bayramıdır, haftalık bayramıdır. Yok yok, kandil günleri mesela perşembeye rastlanan, i̇şte onu da mı tek tutabilir. Tutmamız daha uygun olur? İşte tutulabilir.
Kandile denk gelirse cuma günü tutabilir. Ama bir gün öncesiyle bir gün sonrasıyla tutarsa daha güzel olur. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Bingöl'den Celal Bey bizleri arıyor. Alo. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Bir sorum olacak hocaya. Buyurun. Hocam biz şimdi ava gidiyoruz. Şafiyim tabii ben. Mesela Hanefi arkadaşlarımız da var. Av hayvanını kesmiyorlar. Hani keklik olsun, bıldırcın olsun. Şafii mezhebinde benim bildiğim kesmemiz lazım. Yani canlı yetişmemiz lazım. Evet. Zaten cansız yetişirsek bunun hükmü nedir acaba? Kesersek. İkinci bir soru da gene Fransa'dan bir arkadaş aramıştı. Hocalarla ilgili. Mesela bazı hocalarımız başı açık bayanlarla program yapıyorlar. Hani bunu sormak istiyordum. Ben de merak ettim gerçekten. Caiz midir değil midir? Yöneltelim hocamıza inşallah Celal Bey. Bingöl'e selamlar efendim. Evet değerli hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Av yapılırken işte silahı atacaksa da efendim oku atacaksa da veya yetiştirilmiş köpeği yakalanması için gönderecekse de Bismillah çekecek. Evet. Yani Bismillahirrahmanirrahim deyip Bismillah deyip atacak, Bismillah deyip gönderecek. Diyelim ki bir bıldırcını vurdu. Biz de koştuk, yetiştiğimizde ölmüştü. Bu Şafii mezhebine göre de, Hanefi mezhebine göre de yenir. Tamam mı? Bir problem yok. Problem yok. Efendim, yetiştik, daha canlıydı, onu kesmemiz lazım. Şafilerde de böyle, Hanefilerde de böyle. Hanefi'de de böyle. Evet. Evet. Peki besmelesiz atış yaparsak? Şimdi besmelesiz atış yaparsa, yani kasıtlı yaparsa olmaz. Veyahut yani da Hanefi, şöyle söyleyelim hocam, mesela ilk atışımızda besmele şey çeksek. Yani ilk atışta çekti mi olur. Öbürleri için de her biri için hepsi, ayrı ayrı. Bir besmele hepsine yeter. Beş beş atacak ya. Evet teşekkür ederiz değerli hocam. İkinci sorusu da beyefendinin tesettüre riayet etmeyen biriyle. Üçüncü soru geliyor aynı konuyla ilgili. Şimdi mesela televizyonda işte program yapıyorlar. Hanımefendinin başı açık oluyor. Olabilir. Hı-hı. Yani Türkiye'de Bingöl'de bütün Müslümanların başı kapalı mı? Veya Türkiye'de bütün Müslümanların hanımların başı kapalı mı? Değil. Şimdi açan kimse, yani açan hanımefendi, başını açan, yani örtünmeyen kimse Allah'a isyan etmiş olur. Allah örtünü diyor, örtünmemiş olur. O günahkar olur. Bizim sorumluluğumuzda değil o. Ya ben yani, diyelim ki ben katıldım mesela. Beni bir programa davet ettiler. O da başı açık bayanlar da vardı. Ben bayanlardan sorumlu değilim ki. Yani kendileri başını örtmeyen hanımlar Allah'ın emrine karşı gelmiş olurlar. Çünkü Cenab-ı Hak veli esazüle vel yadribne bi humrihinne ala cuyubihinne işte Müslüman hanımlar başörtülerini başlarının üzerine alsınlar, yakalarının üzerine gelecek şekilde örsünler. Hani saçlarını, kulaklarını, ensesini, gerdanını örtecek şekilde başörtü örsünler diyor. Şimdi bakın bu Bingöl'den soran kardeşimize ben şöyle soruyorum. Şimdi ben Bingöl'e gittim. Şimdi Bingöl'e gittiniz. Orada bir markete gittiniz. Baş açık hanımlar var, alışveriş ediyor. Siz o markete girebilir misiniz? Aman baş açık var, girilir mi oraya mı diyeceğiz. Giriyoruz da. Eğer böyleyse zaten biz sokağa çıkamayız ya. Yani. Burada herhalde biraz hocam şey mi vardı acaba? Hocaların işte hani hoca oturması. Hacı bu da fark etmiyor ki yani. Hocaya bir günah, öbürüne farklı bir günah değil ki. Yani. Evet. Teşekkür ederiz. Yani bilgi problemi var mı? Yani, yani hocalar da biliyor. Hocalar biraz daha detaylı biliyor. Biz zaten halk da, yani, halk da biliyor. Sizler yani. Zaten üzerinize düşeni her türlü platformda yani, söylüyorsunuz. Yani. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Terzi Baba'nın memleketi Erzincan'a uzanalım. Belki de günün son telefonu. Murat Bey telefon hattımızın diğer ucunda. Alo. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hocam ben bir iki soru soracaktım da. Buyurun. Bir bu organ maaşı ile ilgili. Evet. Mesela ben geçen yıl organ maaşı yaptım. Yalnız geri almak zorunda kaldım. Hı hı. Eşimin baskısıyla, yani eşim razı olmadığı için. Evet. Geri almak zorunda kaldım. Bir de mesela bir süredir sigara satmak caiz midir? İkinci sorunuzu anlayamadım. Özür diliyorum. Sigara satmak caiz midir? Sigara satmak. Sigara satmak. Tamam. Eyvallah. Evet. Anlaşıldı efendim. Yöneltelim hocamıza inşallah.
Allah'a emanet olun. Ben birinci sorusunu anlamadım. Hocam, ilk sorusu organ bağışı yapmakla alakalıydı. Ben ilk organlarımı bağışladım fakat eşimin baskısıyla bu bağış hakkımdan vazgeçtim dedi. Bir şey değişmiyor ki. Bağışlasanız da öldükten sonra veya ölmek üzereyken yine yakınlarının izni olması gerekiyor yasal olarak. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun organ bağışı ile ilgili bir kararı var. Ölüden, ölen bir insandan işe yarıyorsa her türlü organını alabilirsiniz. Yani evet. Bir insan öldü. Efendim, öldü. Onun organlarını istediğiniz gibi alabilirsiniz. Diriden organ almanın bir takım şartları var. Bir, organını aldığınız zaman o kimsenin hayatına bir tehlike gelmeyecek. Hı hı. Peki hocam. Ben sana anlatıyorum şimdi bak. Karşımda şey yok. Neydi? Soru soran yok. Buyurun. Tamam mı? Yani diyelim ki sizden organ alacaksak, kalbinizi alsak yaşayabilir misiniz? İki böbreğinizi alsak yaşayabilir misiniz? Yaşayabilir miyiz? Dolayısıyla organı aldığımız zaman organı alan kimsenin sağlığına bir zarar gelmeyecek. Birisi bu. İki, menfaat olmayacak. Yani parayla organını satmayacak. İnsan muhterem bir varlıktır. Hiçbir organı satılamaz. Hı hı. Üçüncüsü, işte başka menfaatler olmayacak, baskı olmayacak. Zorlama olmayacak. Zorlama olmayacak. Ve tedavi için de başka çare olmayacak. Organ nakledildiği zaman da hani karşı tarafın, organ alan kimsenin iyileşmesini işte hekimler, uzman, hı hı, doktorlar evet bu organı naklettiğim zaman bu iyileşir diyecekler. Şimdi canlı insandan kalbini aldınız, böbreklerini aldınız, gözlerini aldınız. Yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Dolayısıyla onun o şekilde, bu şekilde alınması caiz değil. Ölmüş olacak. Peki hocam, veya sağken karşı tarafa zarar vermemiş olacağız. Bu ölüm acaba yani hani doktorların tabir ettiği şekilde beyin ölümü gerçekleştiği vakit alınması caiz olur mu? Ben Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararını söylüyorum. Tamam, ölmüş olacak. Yani. Kalbi duracak. Ölmüş olacak. Yani canlı insan, canlı yaşayan bir insandan alırsanız onu öldürmüş olursunuz. O zaman katil olmuş olursunuz. Tabii. Evet. Teşekkür ederiz değerli sigara. Hocam. İkinci sorusu da sigara satmak caiz midir dedi. Artık efendim sigarayı içmek caiz midir? Eğer sigara içmek caizse satmak da caiz. Şimdi sigara içmek caiz mi? İsterseniz azıcık bunun üzerine duralım. Buyurun hocam. Önemli konu, fırsat bilelim. Efendim sigara dediğimiz şey bir ottur değil mi? Tütün. Evet. Tütünü kağıda sarıyorlar, içiyorsunuz, duman oluyor. Eski alimler, ta eskiden, efendim otu yakıyorsunuz, dumanı çıkıyor. Bu neyi günah olsun demişler. Ayette yok, hadiste yok. Peygamberimizin zamanında sigara yoktu. Olmadığı için ayette geçmiyor, hadis-i şeriflerde geçmiyor. Yani sigara diye bir madde geçmiyor. Dönemde yok o zaman. O dönemde yok. Sonradan çıkmış. İlk çıktığı zamanlarda da İslam alimleri demişler ki bu nedir? Bir ottur, otu yakıyorsunuz. Efendim işte duman çıkıyor, dumanını yutsanız da geri çıkartıyorsunuz. Mubahtır demişler. Zaman içerisinde bakmışlar ki bu ot denen şey, yakılan şey öyle masum bir şey değil. İnsanlara zarar var. Bu sefer mekruh demişler. Çünkü zarar. Ama çağımızda bugün Amerika'sından Çin'ine, Rusya'sından Avrupa'sına kadar Müslüman, Hristiyan veya başka dinlere mensup bütün hekimler sigaranın insan sağlığına %100 zararlı olduğunu, içerisinde 2000'den fazla zehir bulunduğunu, evet, efendim kanserin %85 sebebi olduğunu, akciğer mesela akciğer kanserlerinin %85, %90 sigaranın sebep olduğunu, hı hı, KOAH hastalığının en baş sebebinin o olduğunu, Burger diye bir hastalık var, damarlar tıkanıyor, adamın ayağını, parmağını ellerini kesiyorlar, evet, sigara oldu. Yani sigara, alkol gibi, hatta ondan daha da tehlikeli, insan sağlığına zararlıdır. Şimdi sigara habis, kötü bir şey mi? Tayyip, iyi bir şey mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yenil içilmesi konusunda, helallik, haramlık konusunda Cenab-ı Hak bir ölçü koymuş. Tayyip olan şeyler,
iyi olan şeyler, insana faydalı olan şeyler helal kılınmış. Habis, kötü, çirkin, zararlı olan şeyler de haram kılmıştır. Mesela Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak ve esavzübillah ve yuhillu lehumu tayyibati ve yuharrimu aleyhimul habaysa. O peygamber onlara tayyip, iyi, güzel, faydalı olan şeyler helal, habis, kötü, çirkin, zararlı olan şeyler de haram kılardı. Şimdi bütün kime sorarsanız sorun, içenler dahil, içmeyenler dahil, herkes sigaraya habis diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den delili var. Onun için sigara içmek bugün İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre helal değildir, haramdır. Mekruh diyenler de harama yakın mekruh diyorlar. Evet. Dolayısıyla haram olan bir şeyi üretmek de, satmak da, kullanmak da, içmek de, ikram etmek de haramdır. Bu kadar net diyorsunuz evet. Yani. Teşekkür ederiz değerli hocam. Selamünaleyküm. Hocam çok sevdiğim bir arkadaşımla ilgili sorum var. Yardımcı olursanız sevinirim demiş. Arkadaşım bir kamu kuruluşunda şoför olarak çalışıyor. Araçta iki şoför var demiş hocam. Geçenlerde Samsun'a yük götürmek için görev veriliyor bu iki kişiye. Arkadaşım diğer şoföre benim işim var ben gitmeyeyim. Sen yalnız git daha önce ben seni de idare ettim diyor. Ve karşılıklı bir rıza ile bu işi aralarında hallediyorlar. Fakat bu işe gitmeyen kardeşimize işte bulunduğu her gün için 20 TL harcırah ödeniyor. Bunun haram olduğunu ben söyledim demiş. Fakat o da benim bu devlete emeğim çok, benim hakkım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla haram değil kanaatinde diyor arkadaşı için. Bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim. Şimdiden Allah razı olsun demiş. Allah ondan da senden de bizden de razı olsun. İnşallah. Bir defa işin içinde sahtekarlık var mı? Var. Yalan var mı? Var. Sahtekarlık da dinde günah. Efendim yalan da günah. İşvereni, bu işveren kişi olabilir, şirket olabilir, devlet olabilir. Kandırıyor mu? Kandırıyor. Çalışmadan 20 lira para alıyor mu? Alıyor. Neyin karşılığı alıyor? Gitti diye veriliyor ya. Değil mi? Yani. Asla caiz değil. Doğru söylemiş. Yani o sahtekarlık olur, yalancılık olur. Hak etmeden, çalışmadan devletten para almak. Bu para ne yapılacak peki hocam? Gitmemiş verecek, işe. Devlete yatıracak girsin. Ama gitmediğini söylese bu sefer başlı belaya girecek. Ne yapalım bir şey? Günah işlemiş. Ona da katlanacak yani. Katlanacak. Evet. Sonucuna katlanacak. Teşekkür ederiz değerli hocam. Kübra Erdoğar, selamünaleyküm hocam. Mevlid kandilinde oruç tutmanın hükmü nedir? Bazı hocalar tutulmaması yönünde görüş bildirmişler. Bayram gibi kutlanmasını tavsiye etmişler demiş hocam. Ben böyle tavsiye eden bir hoca bilmiyorum. Zannetmiyorum da. Mevlid kandili Peygamberimizin doğum kandili. Yani ayette hadiste geçen bir şey değildir. Peygamberimiz doğdu diye biz Efendimiz, baş tacımız, şefaatçimiz, önderimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğdu diye onu anıyoruz. Bu güzel bir şey. Evet. Kötü bir şey değil. Yani o gün oruç tutarsanız bir mahsuru yok. Tutmazsanız da bir sakıncası yok. Hani tutulması gerekir, tutulması farzdır. Tutmayanlar yanlış yapıyorlar diye düşünmek doğru değil. Tutulabilir. Evet. Evet. Bu şekilde ifade edelim. Hocam son sorumuzu soruyoruz. Zannedersem vaktimiz daralıyor. Sıkça sorulan bir soru. Hayırlı akşamlar hocam. Kredi kartıyla alışveriş yapıp karşılığında para puan TL kazanıyoruz. Bu paraların harcanması caiz midir dedi. Şimdi kredi kartı dediğimiz işte bu Visa kartı, World kart gibi kartlar zannediyorum. Evet. Değil mi? Şimdi aslında biz bu kartı bankadan alıyoruz. Öyle değil mi? Evet. Bankadan, banka bize bir kart veriyor. İşte kredi kartı, Visa kartı. Ben de para yerine gidip onunla alışveriş yapıyorum. Bunu bir ay sonra belirlenen bir günde ödüyorum. Zamanında ödemezsen faiz alıyorlar. Yani zamanında ödemezseniz faiz aldınız, o faiz haramdır. Zamanında öderseniz bir faiz vermemiş oluyorsunuz. Hani faiz vermediğiniz için faiz günahından bahsedemeyiz. Ama şimdi biz Visa kartını kullandığımız zaman böyle Visa kartı sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz hiçbir vebali yok anlamına gelmiyor. Evet. Niye? Çünkü bir defa biz bir faiz müessesesi olan bir bankanın işlevliğini ayakta tutmuş oluyoruz. Bir de diyelim ki ben A bankasından
bir kart aldım. Alışveriş yaptığım marketteki bir POS makinesi var. Şöyle çekiyor ya. Evet hocam. O POS makinesi de B bankanın POS makinesi olsun. Şimdi B POS makinesinden çekilince o B POS makinesini o mağazaya veren banka şeyi ödüyor. Sonra o banka benim kredi aldığım bankadan alıyor. Ben diyor senin müşterinin parasını ödedim, komisyonumu ver bakalım diyor. Yani iki banka arasında faiz alınmasına verilmesine biz ne yapmış oluyoruz? Yardımcı olmuş oluyoruz. Bizim üzerimizde aracı olmuş oluyoruz yani bizim evet. sebebimizde. Bir de bu Visa kart, Mastercard bilmem ne kartların ilk icat edeni var. Genellikle Yahudiler icat ediyor. Patent hakkı alıyorlar. İlk defa onu kullanım hakkı alıyorlar. Onlara da yardım etmiş oluyoruz. Yani mümkünse aslında kredi nakit parayla uzak kalmak lazım aslında. Ondan sonra o işte para bitti bilmem ne yaptı filan faiz girmediği sürece bu çerçevede düşünüp onu değerlendirmek gerekiyor. Yani gününe gün işlemlerimizi yaptığımız vakit tabii. biriken parayı yani harcayabilir biz, miyiz? Hayır şöyle yani zamanda ödediğimiz zaman faiz vermiyoruz. Vermediğimiz için günahkar olmuyoruz. O para puan filan dediği şey kendiliğinden verilen bir şeydir. Yani biz onun pazarlığını yapmıyoruz zaten. Hı hı. O faiz de değildir. Ama aslında o kartın kendisinin kullanılmasında yani kart anlattığım... Kart zaten baştan meşru bir şey değil. Yani tam böyle meşru demeyelim de yani şeyi var yani. Sakıncası var. Evet. Bir takım insanlara para kazandırıyoruz. İki banka arasında faiz alıp verilmesine sebep oluyoruz. İşte bir bankayı ayakta tutmuş oluyoruz vesaire. Bütün bunların mahsuru evet. var yani. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Vaktimizin sonuna geldik. Verdiğiniz kıymetli cevaplar için ben izleyicilerim adına teşekkür ediyorum. Allah Teala sizden razı olsun. Amin. Hepinizden inşallah. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında buluşmak duasıyla Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin efendim. Hayırlı akşamlar.